Evet efendim, Women TV ekranlarından herkese merhabalar. Hedefe Doğru programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki gündemimizde sosyal medyada da çok konuşulan bir konu var. LGS 2019. Bunlara dün biraz değindik. Bugün de değineceğiz. Merak ettikleriniz var, öğrenmek istedikleriniz var. Bugün birbirinden çok değerli konuklarımız var efendim. Kültür Koleji öğretmenleri bizlerle. Selin Tataroğlu, Kültür Koleji Fen Lisesi Müdürü. Hoş geldiniz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Feyza Sezerel, Kültür Koleji 2000 Anadolu Fen Lisesi Müdürü. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür Ayaklarınıza ederim. sağlık. Sibel Çetin, Kültür 2000 Koleji Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni. Hoş geldiniz hocam. Ve son olarak da Dilek Ateş, Kültür Koleji Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen. Bizlerle hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Şimdi biliyorsunuz ki işte kontenjanları çok merak eden velilerimiz var. İşte kılavuz açıklandı. Neler yapabiliriz diye biliyorsunuz çokça merak ediliyor öğrenciler tarafından, veliler tarafından. Şimdi az önce de konuştuk. Sayısal veriler çok önemli. Değil mi Evet, hocam? evet. Sayısal verileri biraz açacak olursak nelere dikkat etmek lazım? Ne gibi değişiklikler Ne var? gibi değişiklikler oldu? Öncelikle bu 2019 LGS sonuçları bize gösteriyor ki şampiyonlarıyla gündeme düştü. Çünkü geçen seneye oranla 565 birincinin sayısal olarak Oldukça arttı oldukça değil mi? arttı. Geçen seneye oranla. Tabii ki soru çözüm ortalamalarını da aslında biraz paylaşmak istiyorum Tabii ki. sizlerle. Bu yıl Türkçeden tam full yapan öğrenci sayısı 53.264 bin. Geçen sene 30.818 öğrenci tam yapmış. Matematikte 5.794. Geçen sene 83 tam yapan öğrencimiz var. Görülüyor ki 60 kat artan bir soru çözüm ortalaması Peki sayısı var. hocam öğrenciler mi sizce iyi hazırlandı buna yoksa sorular mı biraz Açıkçası kolaydı? birazcık soruların formatında değişiklik yapıldığı gözlenmemde, öğrencilerimizin vermiş olduğu geri dönütler, velilerin sınav sonrası yaptığı açıklamalar ve öğretmenlerimizin yapmış olduğu sınav sorularının incelemesini neticesinde sınav sorularının formatında biraz daha değişiklik yapıldığı, daha anlaşılabilir, aslında öğrencinin okuyup anlayarak cevaplayabileceği nitelikteki sorular olduğu Artık gözlemlenmekte. ezbere dayalı değil herhalde, değil mi Ezbere hocam? dayalı değil. Evet, öğrencinin grafik üzerinden analiz edebileceği, yorumlayabileceği nitelikteki Günlük sorularla hayattan da galiba günlük sorular karşılarına hayattan da çıkıyor. evet öğrencilerin kişisel gelişimlerini, bilişsel gelişimlerini ortaya koyabilecek nitelikteki sorular olduğu Ortada, gözlemlenmekte. çok güzel. Evet. Peki Dilek hocamıza dönecek Buyurun. olursak, hocam sınav kaygısını yendik ama tercih kaygısı başladı. Evet. Öğrencilerimiz ve velilerimiz sizce neler yapsınlar? Bu dönemde öncelikle ben tüm anne babalara, tüm öğrencilere ben sakin olmalarını Çok önemli değil öneriyorum. mi Çok sakin önemli olmaları? çünkü sakin uzun bir dönem var az gibi görünse de. Süre peki yeterli mi hocam sizce? Yani baktığımızda 12 süre gün. yetersiz diyenler var. Çok yeterli diyenler var. Şu anda tabii sürenin uzaması kaygıyı daha da çok arttıracağı için 12 günlük süre bence yeterli. 1 Temmuz'da başlıyor ve 12 Temmuz'a kadar devam edecek bir tercih süresi olacak anne babaların. Dolayısıyla velilerimizin, anne babaların gidip okulları araştırabilecekleri, bakabilecekleri, öğrenebilecekleri yeterli bir süre. Tabii bu kaygı olayı öncesinde de vardı. Yani sınav öncesi, yani Aslında yani psikolo... uzun yıllarca bu zamana kadar çalıştı öğrencilerimiz. Tabii Son bir ki. yıl daha da işte bir maratona girdiler. Tabii ki. Veliler biraz daha burada rahattı. Öğrencilere yük düşüyordu. Şimdi biraz da veliler çalışacak, terleyecek diyebiliriz, değil mi? Aynen öyle. Şöyle zaten sınav psikolojisi, yani öncesinde çocukların o ne olacak kaygıları çok yoğundu. Sınava girdiler, çıktılar. Keşke dönemi başladı. İşte ben şunu yapabilirdim, şu soruyu da çözebilirdim. Keşke bunu da yapabilseydim Buna da dönemi değinelim. olacak. Burası da çok önemli. Evet. Altını çizelim. Yani peki yanlış yaptılar diyelim veya istedikleri netleri alamadılar. Veliler yani öncelikle öğrenci kendisine nasıl davransın ve veliler nasıl yaklaşsın öğrencilerine? Şimdi artık sınav bittikten sonra sonuçlar geldi ve velinin yaklaşımı bu aşamada çok önemli. Çok önemli Çünkü değil mi? bunu değiştirebileceğimiz bir şey yok elimizde, yani hiçbir velinin, annenin babanın elinde bir şey yok. Çocuk yapabileceğinin en iyisini yapmış, sonuç ortaya gelmiş. Dolayısıyla
artık bunu kabul dönemine geliyoruz. Kabul döneminde de çocuğun istekleri, bundan sonrasında yapacaklarıyla ilgili planları, yani o kaygıyı daha fazla arttırmadan ama destekleyerek istediği bölümler, bu zamana kadar çocuğun geçmişinde nelere dikkat etmişler, yetenekleri nedir, özel alanları nedir? Yani okul seçimi yaparken öncelikle buna dikkat edecekler. Çocuğa da çok, yani sevdikleri hobiler olsun, işte yatkın olduğu tabii dersler, ki bölümler olsun. Yani bizim velilerimize maalesef şöyle şeyler olabiliyor. İşte ben bunu okumuştum veya bunu okumasını istiyordum, bunu oku diye. Bu da yanlış bir diretme olur değil mi? Tercih bu döneminde. Dönemdeki özellikle velilerin kendi isteklerini çocuklar üzerinde tercihte zorlamaları olmaması lazım. Hı hı. Yani sonuçta bir puan var. O puana göre tercih yapacaklar. Artı öğrencinin geçmiş başarıları, geçmişte yaşadıkları oldukça önemli. Seçecekleri okula. Çünkü değişik okul türleri var. Bu okul türlerinden hangisi hem kendilerine hem ailelerine uygun, onları düşünerek hareket etmelerini biz öneriyoruz. Bu dönemde destek, destek, destek. Tek söyleyeceğimiz bu. Fazla yorum, çünkü çocuk da kaygıyı arttırıyor. Doğru. Çünkü çocuk bilmiyor hangi okula gidecek, ne yapacak ve gideceği okulla ilgili geçmişte sınava girmeden önceki hayalleri bir şekilde değişecek. Yani kurduğu hayalindeki okula gidemeyebilir. Olmayabilecek değil olmayabilir. Mi? Olmayabilir. Dolayısıyla gideceği okul ne olacaksa, çünkü veli de bilmiyor, çocuk da bilmiyor, ona göre sen en iyisini yaparsın. Biz sana güveniyoruz. Sen her koşulda bizim göz bebeğimizsin diyerek bu dönemdeki ailelerin motivasyonu çok 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 önemli diyebiliriz yani. Ama tercih döneminde de tercih yaparken veliler uzman kişilerden, sizler gibi destek almaları gerekiyor. Tabii, değil mi? Tabii rehberlik uzmanlarından destek almaları önemli. Ben bu arada çok küçük bir şey göstereceğim. Tabii ki. Bir önceki gün ortaöğretime geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuz çok önemli. Bunu internet üzerinden indirip ulaşabilirler efendim ona? Map.gov.tr üzerinden. Bu siteyi de çok güncel takip etmeleri gerekiyor değil mi? Tabii bütün ki bilgiler burada açıklanıyor. Çünkü oradan hem tercihlerini yapacaklar. Bu kılavuzu indirip çok dikkatli okudukları arkadaşlarımız takdirde, da ekrana getiriyor, evet. Evet, okudukları takdirde kendilerine yol gösterecektir. Bir de bunun kontenjanlar kılavuzu, ek kılavuzları var. Oradan da Sibel hocamın söylediği gibi kontenjanları, geçmiş kontenjanları, bu yılın kontenjanlarını takip edebilirler. Çok güzel. Şimdi Feyza Hanım'a dönecek olursak. Hocam, matematik ve fende ortalamanın biraz yükseldiğini görüyorum yanlış bilmiyorsam. Evet. Bu neye dayalı sizce? Öğrenciler iyi mi hazırlandı? Yoksa öğrencilerimiz de, siz daha iyi bilirsiniz, bir fen matematik korkusu oluyordu. Bunu yenmeye başladık mı ülke aslında olarak? Geçen yıl yapılan sınavda ciddi anlamda bir matematik eleştirisi vardı. Ve bence bu yıl sınavdaki soru seçimi yapılırken buna da dikkat edildiğini düşünüyorum. Matematik ortalaması geçen yıla göre yükseldi. Çocukların daha başarılı olduğu ile ilgili öngörülerde bulunmak doğru da olmayabilir. Biraz soru tanzlarıyla alakalı olduğunu öngörüyoruz biz. Diğer testlerde de farklılıklar var. Baktığımızda yükselmeler ve düşmeler var. Sınav anında çocukların psikolojik durumu, hangi testten başladığı, bunların her biri ortalamalar üzerinde etkili ama sınavın seçiciliği ve soru tarzıyla bağlantılı olduğunu öngörebiliriz. Bir anda bir değişme olacağını öngörmüyoruz o konuyla ilgili. Sizin hocam bu konuda eklemek istediğiniz? Matematik ve fendeki netlerin yükselmesinin ben bir nedeni daha olduğunu düşünüyorum. O da süre. Sürenin çok değişmesi doğru. De. Çünkü biz geçen yıl tercih sürecinde hem velilerimizle hem öğrencilerimizle en çok konuştuğumuz şey, bize söyledikleriz şey, hocam yetiştiremedim. Birazcık daha zamanım olsaydı keşke. Çünkü geçen yıl bir geçişti. Bu soru tiplerine, yeni sınav sistemine ve bu süreçte yeni biz evet, 14 biraz yaşındaki sürprizli bir öğrencinin tüm bu süreçleri yönetmesini bekliyoruz. Sana çok küçükler kardeşlerimiz. Çok küçükler, çok çok küçükler. Bunların hepsini yönetmesini beklerken birdenbire soru tarzının değişmesi de tabii ki çocuklarda zamanlama gibi bir sorunu ortaya çıkardı. Şeyi de soracağım hocam, araya bir virgül koyacak tabii olursak. Takıldıkları sorular oluyor.
Onlara sizce nasıl yaklaşsınlar? Bazı öğrencilerden işte yazıyorlar bana. Diyorlar ki işte takıldığım soru oluyor. Bu soruda çok işte zaman kaybediyoruz. İşte bunu işaretleyip tekrar mı dönelim? Yoksa işte yanlış yapmamak adına hiç mi yapmayalım? Buna nasıl hocam? Yani zamanla eş orantılı olarak evet. Yani bu da çok önemli. Bizim özellikle sınav grubu öğrencilerinde bu hem 8. sınıf hem de 12. sınıf öğrencilerimizde. Aslında buradan verdiğimiz bilgiler de gelecek yıl aday olacak öğrenciler için evet, güzel evet, bir evet. Şimdi yeni bir hazırlık süreci başladı. En çok üzerinde durduğumuz süreçlerden biridir sınav taktikleri. Sınav psikolojisiyle baş edebilme. Bunlardan biri de sizin söylediğiniz sorularla mücadele etmeme. Sorularla inatlaşmama. Lütfen takılıyor musunuz? Emin değil misiniz? Geçin. İşaret çünkü geçti, beyin onu geçmeyecek. Orada o olursa. Çözüm aramaya devam edecek. Ki o ne yapmış olacak? Orada harcadığı 1-2 dakikayı belki çok kıymetli bir zaman diğer sorulara yönlendirmiş olacak. Takıldığı kısma en son bir daha geri dönmesi lazım. Kesinlikle eğer soru işareti varsa, acaba doğru mu gidiyorum kaygısı varsa bir diğer soruya geçerek en son bir daha dönmeleri gerektiğini biz her seferinde diyorum ya hem 8 hem 12. sınıf öğrencilerimiz mutlaka üzerine bastıra bastıra söylediğimiz ifadelerdir. Doğru. Bir de şöyle bir şey vardı. Geçen yılda bu yılda ne kadar soru geldi hani siz daha iyi bilirsiniz. İşte bu grafiksel şemasal dediğimiz sorulardan aslında daha kolay olmasını ben umuyorum. Çünkü önünde bir senin bilgiler var, şekiller var. Bundan korkuyor öğrenciler. Yani korksunlar mı veya bunu nasıl yorumlasınlar? Hani biraz bizim öğrencilerimizde şey var hani tamamen işte Türkçe vari işte tamamen cümle verilsin, onun altında şıklar olsun o şekilde gider. Buna nasıl yaklaşsınlar? Şimdi aslında bu bizim sınav değişmeden önceki sınav sistemimizin bir getirisiydi. Çünkü direkt bilgi soruluyordu. Öğrencinin bilmesi ve bildiğine inanması zaten belli bir güvenle soruyu başlamasını sağlıyordu. Ama şimdi dediğimiz o şekilsel sorular ya da grafiksel sorular bizim direkt bilgimizi kullanarak yanıtlayabileceğimiz sorular değil. Öncelikle okuyup anlamamız gereken sorular. Ve belli bir bilgiye öğrenci direkt okuyuşta dayandıramadığı için aslında korkusu o. Korkuyor değil mi? Orada sakince bir okuyup bu soru benden ne istiyor'yu söyleyebildiği anda çözemeyecekleri sorular değil. Sadece alışık olmadıkları bir soru tipi olduğu için daha büyük bir önyargıyla karşılandı. Ama ben bu yıl orada da epey bir yol aldığımızı düşünüyorum. Çünkü her okul, her öğretmen bunu bu şekilde ifade ediyor öğrencilerine. Çocuklarımız da zamanla okumayı, önyargı yapmamayı, aslında her şeyin Türkçe'de. Tabii. Okuduğumuzu temelinde, anladık mı evet. Kısmında olup bittiğini aslında görecekler. Hepsi birbiriyle orantılı değil mi? Tabii, tabii yani, ki Türkçe'yi öyle. Çözemezsen matematiği de yapamazsın. Matematiği yapamazsan işte fen kısmını da yapamazsın. Keza tarih de aynı şekilde. Çevreni gözlemlemezsen. Sadece şuna da değinmek istiyorum mesela konu konuyu açtığı için. Öğrencilerim sadece işte test kitaplarına bağlı kalıyorlar. Bir de şöyle bir şey oluyor işte ben şu kadar soru çözdüm, sen bu kadar mı çözdün? Burada neye dikkat etsinler yani ne kadar soru çözmeleri gerekiyor? Ve de sadece soru mu çözsünler yani bir tiyatroya gitmeleri işte kültür sanat etkinliklerine işte sokaklarımızda her yerden tarih fışkırıyor. Buraları da gözlemlemeleri çok önemli değil mi aslında? Sosyal kişilikleri bakımından. Çok çok bu sınav önemli. Sonrasında geçip gidecek. Evet, geçip hayatta gidecek. Da aslında sosyal öğrenciler istiyoruz burada değil doğru mi? Çalışmak çok önemli. Yani sadece 4-5 saat sürekli ders çalışmak demek değil. O söylediğiniz hani günde şu kadar soru çözdüm. Bizim en büyük engellerimizden evet, biridir aslında. Ve bu sadece 8. sınıf öğrencisi için değildir. 9'da, 10'da, 11'de, 12'de de biz bunu görürüz. Çok soru çözmek doğru çalışmak demek değildir. Öncelikle ilk yapılması gereken tekrarlardır. Tekrar ederek yapamadığı yerleri çıkarıp onu ya kendi bireysel uğraşıyla ya öğretmenlerinin desteğiyle onu kapatmaktır. Yani çünkü düşünün günde 500 soru çözdüm diyor öğrencimiz. Günde 500 soru çözmesi için akşam evde geçireceği zamanı esas almamız lazım. Bu da nedir? 2 saat 3 saattir. Nitelikli soru çözemezsiniz bu zaman diliminde. Ya da sizin öğrenme eksiklerinize dayalı olan kısımları bulup çıkaramazsınız. Önce bir ders tekrarı, bunu da hep sorgulayın diyoruz ya, aslında biz sadece konuları sorgulayın demiyoruz. Öğrendiğiniz, öğrenmediğiniz, o gün derste gördüğünüz tüm süreçleri sorgulayın diyoruz ki yapamadığınız şeyle yapabildiğinizi ayırın. Yapabildiğiniz zaten sizinledir. Bizim artık ona tekrar tekrar bakmamıza gerekecek bir şey yoktur. O artık özümsenmiştir. Bizim diğer kısma bakmamız lazım. Neden eksiğim? Tabii. Ben neyi yapamıyorum? Neden ben çalıştığım halde sürekli bu konudan yanlış çıkarıyorum? Birkaç soru. O soruların cevabını
almalarını sağlayabilirsek zaten epey bir yol almış olacak. Aslında çok doğru değindiniz. Bunun belki çok da katmanı olabilir. Çalıştığı ortam olabilir, çözdüğü işte sorular olabilir, işte belki anlamadığı kısımlar olabilir. Bunları hocalarıyla da paylaşmaları gerekiyor değil mi, yapamadıkları kısımları? Burada zaten paylaşım, iletişim hem branş öğretmenleriyle hem de rehber öğretmenleriyle. Çünkü öğrenciler düşünüyor, WhatsApp hattımıza da bizim geliyor, işte ben şu soruları çözüyorum, anlamıyorum ama hocama sormaktan korkuyorum. Bu da çok önemli aslında değil mi? Ya orada şey de yapabiliyorlar, bir kere sormuş oluyor öğretmenine. İkinciye sormuş oluyor öğretmenine. Artık üçüncüsünde kendini üstünü kapatabiliyor. Hmm. Aslında öyle değil. Beş kere de sorabilirsin. Aslında hocalar onlara, öğretmenler kızmaz değil mi? Onların başarılı olması için zaman ayırıyor. Hepimizin tek bir amacı var çünkü o konuyu öğretebilmek. Onun hedefine ulaşabilmek. Hmm. Hiçbirimizin başka bir hedefi, amacı yok burada. Ne güzel. Şimdi Sibel Hanım'a dönecek olursak. Buyurun. Lise tercihi yaparken velilerimiz nelere dikkate alsınlar efendim? Evet, şimdi öğrencilerin tercih ettikleri lisenin vereceği eğitim çok önemli. Öncelikle çocukların çok iyi tanımaları gerekiyor. Hı-hı. Yani onların kişilik özelliklerine uygun okullar seçmeliler. Tabii artık okulların nitelikleri de çok değişti. Globalleşen bu dünya üzerinde her şeyden önemlisi yabancı dil eğitimi ne düzeyde? Uluslararası metotlar, program uygulayan okullar... En azından lise türünü özel mi devlet mi karar verdikten sonra... Bu da çok sorulan bir şey değil mi? Özel aynen. Mi, evet. Yani önce bir lise türünü belirlemeleri gerekiyor. Devlet okulunu seçeceğiz, özel okulunu. Daha sonrasında öğrencinin kariyer planlamasına yönelik olarak Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve benzeri türdeki okulları dikkat etmeleri gerekiyor. Öğrencinin kariyer planlamasına yönelik olarak... Daha sonra okulun yapmış olduğu akademik kadronun niteliği. Artık biliyorsunuz öğretmenler sadece akademik bilgiyi aktaran kişiler değildir. Öğrenciyle direkt iletişime geçen, öğrencinin yeteneklerini keşfeden, okulun bu konudaki çizgisi, niteliği nedir? Üniversite başarısı nelerdir? Üniversitelerle olan ilişkisi, projeler yapmış olduğu okulların... Sen çok rol üstleniyor değil mi? Aynen öyle. Futbol tabiriyle bakacak olsak teknik direktör, kaptan aynen diyebiliriz. Aynen öyle. Yani üniversitelerle olan ilişkileri ne düzeyde? Bunlara dikkate alırlarsa öğrencilerin hem kişilikleri hem de sosyal gelişimleri açısından bildiğimiz gibi lise tercihi, bir sonraki adım üniversite, üniversiteden sonra da doğru meslek seçimine yönelik öğrencilerinin kariyer planlamalarını gerçekleştirmiş olurlar. Evet. Meslek seçimi demişken yani belki erken gözükebilir velilerimiz için ama o zaman çok hızlı geçecek. Yani bu kesinlikle zamanı öyle. Çok özleyeceklerini kesinlikle ben düşünüyorum. Öyle. İşte bizim öğrencilik dönemimizde de böyle olmuştu. İlerisinde yani meslekler çok değişiyor, bölümler çok değişiyor, işte kesinlikle eğitim sistemi öyle. Kendisini güncelliyor. Dünkü programda da biraz bahsetmiştik. Hı hı. Yani belki şu an istedikleri velilerin veya öğrencilerin ileride o meslekler veya bölümler olmayabilir. Aynen öyle. Değil mi? Bunları da dikkate alsınlar biz, mı? Biz dikkate alırken şunları anne babalarımıza öneririm. Özellikle seçtikleri okullardaki lise mesleki rehberlik çalışmalarının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık biliyorsunuz sadece sizin demiş olduğunuz gibi mesleklerde çok farklı geleceğin meslekleri dediğimiz birçok meslek dalları çıktı. Bunlar da çocuklar artık üniversiteye bırakmıyorlar. Lise düzeyinde direkt girişimcilik yaparak, girişimcilik dersleri verilebiliyor. Bu tarz statüde olan okullar var. Öğrenciler projelerini, fikirlerini daha şimdiden lise düzeyinde ortaya koyuyorlar. Üniversitede artık buna yönelik spesifik alanlar seçmiş oluyorlar. Bu yüzden lise seçimi, meslek seçimi adına çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Doğru. Şimdi Sibel öğretmenimize dönecek olursak, şimdi seçimi yaptık. Evet. Bunun tercihimizi yaptık. Daha sonrasında peki motivasyon için neler yapmalıyız? Bir cümle sizden alalım, bir de o köşeye gideceğiz. Tamam. Her cümle alacağız. Buyurun hocam. Sizden başlayabiliriz hocam. Ben öncelikle burada öncesindeki motivasyon, çocuk okula girdikten sonraki motivasyondan bahsediyoruz. Şimdi çocuk nereye geldiğini bilmiyor. Gittiği okulda onu nelerin karşılayacağını. Çocuk için bir kere kabul önemli. Yani çocuğun okuldaki kabulü için bir süremiz oluyor. Oryantasyon dediğimiz bir dönem geçiriyor çocuklarımız. Alışma evresi. Bu evrede yaklaşık 15-20 gün içinde tamamlanıyor.
Okulların bu dönem içinde hemen hemen artık her devlet okulu, her özel okul bu dönemde oryantasyon çalışmaları yapıyor ki arkadaşlarıyla bir araya gelebilsinler, birbirleriyle kaynaşabilsinler diye. Çünkü bizim en çok korktuğumuz yalnız çocuk, yalnız kalan çocuklardır. Biz bunu istemeyiz. Dolayısıyla çocuğun o dönemde eve gelip verdiği mesajlar önemli. Yani anne babalar bunu çocuklarının gözlerinden okuyabilirler. Orada eğer anne baba bir olumsuz bir mesaj aldığını hissediyorsa çocuğundan hemen okuluna dönüp orada rehber öğretmeninden, müdür yardımcısından, sınıf öğretmeninden destek almalı. O ilk dönemi yani ilk 15 günlük dönemi atlattıktan sonra eğer çocuk kabulü olduysa zaten gerisi çok rahatlıkla geliyor. Yani öğretmenleriyle olan iletişimi, okulun sosyal olanaklarını kullanması bunlar çok önemli. Seçileceği eğitsel çalışmalar, katılacağı takımlar bunlar çok çok önemli. Biz burada çocuğun veliden şunu bekliyoruz. Çocuğunu bize tanıtsın. İsteriz ki çocuk benim çocuğum şu şu alanlarda iyidir dediği zaman benim bir felsefem var. Her çocuk parlatılması gereken bir maden gibi düşünün. Mücevher diyebiliriz. Mücevher gibi. İşte aynen kutusundan öyle. Kabuğundan çıkartmak aynen gerekiyor. Aynen öyle. Her çocuk parladığında inanın çok güzel yerlere hepsinin gelebilir. Hepsinin kendine has yetenekleri, sevdikleri. Aynen öyle. Çok güzel. Kimisi müzik alanında parlayabilir, kimisi spor alanında parlayabilir. Yeter ki veli bize küçük ipuçları versin. Bunları da öğretmenleri doğru okuduğu ve ilerlettiği, motive ettiği takdirde zaten gerisi kendiliğinden geliyor. Arkadaş ilişkilerine bakıldığında da zaten bir süre sonra olumlu bir tablo geliyor. Sonra da akademik olaylar devreye giriyor. Yani bizim için psikolojik her zaman çocuğun okula psikolojik hazırlığı, psikolojik uyumu, ondan sonra akademik gelir. Çünkü psikolojisi iyi olmayan, sıkıntıları olan bir çocuğun akademik olarak da çok rahat olabileceğini düşünemiyoruz. Şimdi hemen bir Feyza Hanım'a dönecek olursak. Hocam en iyi okul, en yakın okul mu sizce? Veya okulları nasıl araştırsınlar? Şimdi zor bir dönemdeyiz. Özellikle veliler ve çocuklar neredeyse 6. sınıftan beri hazırlık için kendilerine bir yol haritası çizdiler. 8 bunun finali oldu. Evet. Ve seçim aşamasında hepimizin kaygısı doğru bir tercih yapmak. Veli de bu şekilde çocuğunu doğru yönlendirme kaygısıyla bazen hatalar yapabiliyorlar. Elde edilmiş bir puan var. Bu puana göre tercih yapacaklar. Evet, eve yakın olan okul en iyi okuldur. Bir slogan olarak konuşuluyor. Bence öncelikle çocuğu çok iyi tanımak. Çocuğun yetenekleri, istekleri ve okulun sunduğu imkanlarla bunun aynı paralelde olması önemli kriterlerden bir tanesi. Evet, İstanbul koşullarını değerlendirirsek ulaşım çok ciddi bir sıkıntı. Çocuğun 3 saat sabah gitmesi, 3 saat akşam gelmesi, hem onun yorulması hem de sosyal hayatına ket vuracak bir seçim. Elbette ki aileler bunu masaya yatırıp artılarını ve eksilerini değerlendirerek bir karar vermeli. Yakın, evinize yakın ve felsefenize yakın, hedeflerinize yakın bir okulun olması en ideali diye düşünebiliriz. Ama yine de çocuğun kişisel özellikleri ve ailenin beklentileri hepsi birlikte değerlendirilip bir karar verilmeli. Hocam gerçekten yarım saati o kadar hızlı doldurduk ki çok keyif aldım ben. Umarım sizler de almışsınız. Teşekkür ederim. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Şimdi bir araya gideceğiz. Kültür Koleji öğretmenleri bizlerleydi efendim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizi izleyiniz.